Aa, telefon. Bu telefon sesi de nereden geliyor? Buradan geliyor. Nereden geliyor? Nereye koydun bu telefonu ha? Buradan geliyor. Kızı arıyor. Ne yapacağız şimdi? Önce sesini sihirle. Betüş'ün sesiyle konuş. Anneannendeyiz. Birazdan geleceğiz de. Alo? Efendim Ceren? Ha, anne neredesiniz? Anneannendeyiz. Birazdan geliyoruz. Babam da daha gelmemiş. Beraber misiniz? Sadık işten geç gelecek bugün. Neyse Ceren şimdi uzatma. Geleceğiz nasıl olsa. Görüşürüz, konuşuruz bunları. Anne, sen iyi misin? Niye benimle böyle konuşuyorsun ki? Evladım bir şeyin falan yok. Sen merak etme. Sen derslerini yap. Birazdan geliyoruz. Peki tamam anne. Anneanneme selam söylersin. Baş üstüne. Emrin olur prenses. Al işte ya. Ay şu şömineyi de hep açık bıraksın zaten. Yakacak bir gün evi ya. Of. Merak ediyoruz, o da suç. Ne biçim çocukları var bunun? Neredesin, sen neredesin, babam nerede, ben neredeyim? Bu ne biçim şey ayol? Aman bunlar böyle, böyle vıcık vıcık samimi bir ilişkileri var. Of, iyi ki bizim, yani aslımız olan Pakize'nin çocuğu yok. Ay ay ay. Hiç çocuklara nefret bayılmıyorum. Nefret ediyorum çocuklardan. Hiç çocuklara bayılmıyorum ama yani başkasının çocuğu en iyi çocuk. Aa, aa, sesini değiştir, sesin hala Betüş'ün sesi gibi. Aa, değiştiriyorum. Pakize. Hı-hı. Tamam oldu. Bir dakika. Senin de sesin Periliçe olacak. Evet. Evet, sesi değiştirdik. Şimdi de Pakize'ye soralım bakalım neler yapmamız gerekiyor. Pakize! Pakize! İşin bitti mi? Bitti. Hafızasından her şeyi sildim. Şimdi kocacığımla odaya gidip düğünümüzü kutlayacağız. Ama ondan önce küçük bir işim daha var. Sadık'ın ve Yavuz'un da hafızasından Betüş'ün benim için yarattığı o iğrenç imajı silmem gerek. Acaba ben onları dondurmuş muydum? Hayır, hayır ama biz baktık, donuklar. Güzel. Harika kopyalarım benim. Size bayılıyorum. Hadi Periliçe Pakize, sen de Betüş'e ve kopya Pakize'ye benim zihnimi okuyarak aklından geçen cezaları ver. Biz zaten seniz ya. Aklından geçen her şeyi biliyoruz. Ay öyle içli içli bakma kopya Pakize. Sana ne kadar ağır ceza verirsem Periliçe Dudu Cadaloz'un gözünde daha inandırıcı olur. Anlıyorum. Zaten biz başından beri bu durumu kabul ediyoruz. Biz zaten sadece senin kopyanız. Hadi bakalım göreyim sizi. Aa, dur. Tılsımlı kolyeni kapatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Ben Periliçe'nin ruhuna girdiğime göre Periliçe'nin ruhu nerede? O sadece ruhen zindanda kilitli. Bedeni ve sihirli güçleri olmadığı için onu hiçbir peri göremez, duyamaz. Belki odasında kendi kendine konuşup duruyordur. Ancak odaya birisi yaklaştığında onun sesini duyabilir. Ve kapıyı açtığında Pakize'den hariç kimseyi de göremeyeceği için bu çok eğlenceli olacak. Hadi, size kolay gelsin. Benim biraz daha işim var. Gidiyorum. Bunların hiçbiri benim kopya Pakize'nin ve Zeynep'in peri sesini duymasınlar. Şu bücürük de hiçbir şey göremesin.
Ayol, göz açıp kapayıncaya kadar kim kapattı ki bu sihirli aynayı? Ben. Periliçe, neredesiniz? Çabuk buraya gelin. Kızım nereye gitti? Buradaydım zaten. Sen gidebilirsin. Betüş benim şatoma geldi. Yazık, ürktü adamdan. Hiçbir şeyi tamamlayamadı. Ben gideyim bari. Zeynep'in ruhuna ben gireyim. Şu Faruk denen adam Zeynep'i boşayana kadar evliliklerini burnundan getireyim. Hayır efendim. Ne sana ne kızıma daha fazla müsaadem yok. Bırakalım da Pakize ile evli mi kalsın? O artık Periliçe'nin problemi. Tek kahraman senle kızım mısınız? Dudu Peri, sen, ben, Toprak ve Eda benim şatoma gidiyoruz. Bu davetinize çok memnun oldum Periliçe. Acilen kızımı görmek istiyorum. Ben de. Tamam, peki sen de gel. Kopya Pakize. Efendim, buradayım. Seni izliyorum. Betüş'ü çöz ve ona Periliçe tarafından sihirleri alınmış zavallı Pakize'yi oyna. Tamam, işleme alıyorum şekerim. En son sen de buradaydın. Periliçe neredesin demesin diye... ...göya Dudu'ya gitmişsin gibi hafızasına bir anı koyuyorum. Aferin Kopya Pakize. Seni gördükçe kendimle daha çok gurur duyuyorum. Ayol, niye Şipşak orada olacakken böyle uzun uzun geze geze gidiyoruz? Bütün gün olanlardan çok bunaldım. Biraz hava almak istiyorum. Birazcık hava almak bana da iyi geldi anneanne. Bana da. Vallahi bana da. Daral gelmişti. İyi, size daral geldi de orada Pakize'nin yanında kızım var. Gene bir haltlar yemesin. Yiyemez. Cezalı. İkisi de cezalarını bekliyorlar kuzu kuzu. İkisi de mi? Hı hı. Nasıl yani? Kim kim? O ve Betüş. Ortalığı karıştırdığı için. O da ceza alacak. Ne? Nerede kaldı? Hala gelmedi mi? Şimdi gelir. Aa, aynayı ne zaman kapattı? Giderken. Bunu unutmuşum salak kafa. Hatırlamıyor musun? Yok, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani buraya öyle bir geldim ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir dakika. Seni sihirledi, sonra çok kızdı, aynayı kapattı. Tamam, şimdi hatırlıyorum. Çok affedersiniz Periliçem. Yani Faruk Bey bana yaklaştıkça, böyle bir şeyler yapmaya çalıştıkça o kadar iğrendim ki yapmam gereken hiçbir şey yapamadım, başaramadım. Kızım üzülme. Hepimiz gördük Pakize onu ne hale getirmiş. Adam kuduruk kuduruk peşindeydi. Onu öyle bir sihirleyecektim ki... Dur! Ben varken size iş düşmez. Vallahi ben de Pakize Ava'yı sihirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Pakize'yi olanlar oldu. Daha da alacağı ceza var. Siz hiç merak etmeyin. Bana çok kızdınız değil mi Periliçem? Çok
çok affedersiniz. Gerçekten yani kaş yapayım derken göz çıkardım. Beceremedim. Periliçe sana ne derse desin, ne yaparsa yapsın, benden sana aferin güzel kızım. Daha fazla uzatmadan döndüğün iyi oldu. Zaten dönmeseydi ben annesini yollayıp aldıracaktım kızımı. Bak baban olarak şu kadarcık hatırım varsa, sözüm geçiyorsa, bir daha başkasının yanlışını temizlemek için kendini böyle ortaya atmayacaksın. Tuh seni rezil Pakize. Senin yüzünden olan kızıma da olacak. Seni ben var ya seni. Ama o cezan hiç bitmeyecek. Affedildikçe sana neler çektireceğim gör. Ben de ceza alacak mıyım Periliçe? Bana yardım edin. Pakize beni zindana attı. Benim bedenimi çalıp ruhuma girdi. Beni duyan var mı? Kimse beni duyuyor mu? O kadar sabırsız ve acemice davrandın ki Faruk'a bir saat içinde hiç tahmin edemeyeceği kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşattın. Çok, çok haklısınız Perişan. Yani zamana yaymam gerekiyordu. Yavaş yavaş bir şeyler yapmam gerekiyordu ama öyle üstüme geldi ki çok çok fena oldum. Hemen aklıma sanki onunla sırf parası için evlenmişim gibi davranmak geldi. Sonra da öyle oldu. Ama Pakize onunla bu sebeple evlenmemişti. Bu bir. Pardon Periliçe. Siz şimdi bize Pakize'yi mi müdafaa ediyorsunuz? Asla. Ama Betüş'ün yapması gereken onu kendinden soğutmak için Pakize'nin gerçek yüzünü göstermekti. İkincisi her şeyi çabucak yapayım, bu durumdan hemen kurtulayım derken bir fanenin duygularıyla oynadı. Hiç hak etmediği halde onun kalbini çok kırdı. Halbuki bıraksaydı Faruk kendiliğinden daha böyle kalbi kırılmadan bu kadın bana göre değilmiş deyip kendi isteğiyle ayrılmaya karar verseydi. Çok haklısınız Periliçe. Periliçe, bunlar konuşulurken siz de vardınız. Lütfen sen karışma Taci. Biz burada periler arasında bir konuşma yapıyoruz. Zeynep'in içine sihirle Faruk'un aşık olduğu, ona en güzel yüzünü gösteren kadının ruhunu koydum. Bırakalım, mutlu bir şekilde yaşasınlar. Senin cezana gelince sen onunla arkadaş olacaksın, ona yakınlık göstereceksin. Ne? Ben Zeynep'e mi yakınlık göstereceğim? Evet. Karşında Pakize yok. Bu konuda zorlanmayacaksın. Şimdi onların hepsi ofiste düğünü kutluyorlar. Onların hafızasından senin yaptıklarını ve yarattığın izlenimi sildim. Bu akşam Sadık onları akşam yemeğine davet edecek. Ben onlara çok misafirperver davranacağım, öyle mi? Hem de gerçekte hiç var olmayan birine. Ama onlar için gerçek birine. Hadi sen şimdi Eda'yı al da git. Oyunu yine bozman için bir neden yok. Çünkü Pakize burada. Emniyetteyiz. Çok affedersiniz Periliçem ama ben ilk defa bir hata yapıyorum ve ilk defa ceza alıyorum. Bunun için çok üzgünüm. Peki bu ne olacak bu? Ha? Bırakın da bunu kepek ununa çevireyim. İsterseniz sonra bana ne ceza verirseniz verin. Onu zindana yolladım. Bir daha gün ışığı göremeyecek. Artık hep orada yaşayacak. Hadi biz de gidelim. Bekle, biz de geliyoruz. Toprak, yoldan babanı ara. Teyzem nereye gidiyoruz, oraya geldi. Görelim bakalım bu Zeynep nasıl bir Zeynep. Dudu Peri, yoksa benden bir şüpheniz mi var? Doğrusu en kıymetliniz Betüş'e ceza vermenize çok şaşkınım. Ama bunu adalet duygunuza veriyorum. Evet, kızımla gideceğim. Çünkü kızım çok üzgün. Onun yanında olmak istiyorum. Thank you.
babacığım. Teyze, Sadık eniştem seni istiyor. Öyle mi? söyle canım. Hayatım bak ne diyeceğim. Faruk Bey bize müthiş bir sürpriz yaptı, tamam mı? Hani Fransa'ya tatile gittim demişti ya. Meğersem evlenmeye gitmiş. Aa, öyle mi? Bak duy da inanma. Kimle evlenmiş? Vallahi şimdi bir şey söyleyemem, tamam mı? Yani aslında sen tanımıyorsun ama ancak kıyamet tanıyorsun. Yani akşama zaten hep birlikte geleceğiz. Evde göreceksin, sürpriz olacak. Ya öyle yani. Peki canım, heyecanla bekliyorum. Şimdi kapatmam lazım, ben bir şeyler hazırlıyorum. Oldu mu canım? Görüşürüz. Geliyorlar. Periliçe demişti. Hadi Ceren duştan çıkmadan şu hazırlıkları bitirelim biz. Ha? Ablanıyor. Aa, hissettin mi? Hayır, yukarıda kapı kapandı. Onu duydum. Merhaba güzel kızım. Merhaba. Ne zaman geldiniz? Biraz önce geldik. Sen duş alıyordun diye rahatsız etmeyeyim seni. Hazırlıklara başlayalım dedik. Ne haber Ceren'cim? İyiyim anneanne, sağ ol. Gel Eda. Ne yaptın Kreş'te? İyiyim. Çok güzel şeyler yaptık. Kızım, ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey anne. Merhaba. Merhaba. Merhaba anne. Oo, neler hazırlanmış böyle? İşte öyle ana kız hazırladık bir şeyler. Ya çok geç haber verdiniz, anca o kadar oldu. Allah aşkına saçmalamayın, dünyaları yaratmışsınız ya. Allah! Ne haber güzellikler ha? İyiyiz baba, sen? İyiyim, çok şaşkınım. Çünkü bir kez daha şu yaşımda hayatın sürprizlerle dolu olduğuna inandım vallahi. Kiminle evlendi? Özellikle gelince görün istiyoruz. Sürpriz. İşte böyle. Bazen kaderin ayağına, burnunun dibine kadar geliyor. Tabii görebilene. Yani bravo Faruk Bey. Yani sizden bu lafları duymak var ya, öyle kader mader inanamıyorum ya. Siz böyle biri değildiniz ya. Siz gerçekten aşıksınız Zeynep Hanım'a. Ama şu kadının güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir kadına nasıl aşık olunmaz? Mutluluklar dileriz. Ruhunda pakize varken kim bilir adama neler yaptı ki? Adamı kendine bu kadar bağlamış. Kadın ol da sen de öğren. Evet, yani ben de mutluluklar dilemek isterim hepimiz adına. Çünkü böyle hiç beklemiyorduk Faruk Bey sizden. Onun için de çok sürpriz oldu hepimize, büyük sürpriz. Daha durun, daha çocuklar yapacağız. Değil mi Zeynep? Evet, istiyoruz. Yani bu çok güzel bir arzu ama daha tanışalı dün bir, evleneli bugün iki. Önce bir bakın derin bir büyüğünüz olarak. Böyle mutlu bir aile olarak kalacak mısınız? Her şey bugünkü gibi güzel gidecek mi? Duda Hanım, bu endişelerinizde son derece haklısınız ama bakın ben senelerdir bu sektörün içindeyim. İlk Bakırköy'de beyaz eşya dükkanıyla başladım. Ondan sonra Antalya'da tekstil işine girdik falan falan. Onu uzun uzun anlatmayayım şimdi ama bayağı bir insan sarrafı sayılırım. Ve ben bunca sene Zeynep kadar tok gözlü, insanın yanında taşımaktan onur duyacağı kadar erdemli ve mütevazı bir kadınla tanışmadım. Ve ben ancak böyle bir annenin yetiştireceği çocuklara babalık etmek isterim. Bravo Faruk Bey. Gerçekten çok haklısınız. Şimdi bakın size bir şey anlatacağım. Biz Yavuz'la ikimiz, Zeynep Hanım siz
hissetmişsinizdir o zamanlarda. İlk daha bir geldiği zaman böyle tavırlıydık ona karşı. Sonra zaman içinde, kısa bir zaman içinde bir anda böyle ya ne kadar zarif bir kadınmış, ne kadar akıllı, ne kadar asil, ne kadar dürüst bir insan dedim demeye başladık, değil mi? Hı? Ha, kesinlikle öyle. Zaten şöyle ki Zeynep Hanım'ı ilk ben gördüm. Hatırlarsan sen ofiste yoktun. Öyle iş ilanıyla geldi, gazeteye ilan vermiştik. Dedim ki yani aklım hayalim almadı. Dedim ki ya nasıl bir kadın? Keşke dedim hani Faruk Bey'le falan öyle yani. O sizin güzel gönül gözünüz. Bakar mısınız şunun mütevazılığına ya? İnanır mısınız hala şirkette sekreterlik yapmaya devam edeceğim diye tutturuyor. Hah, ruhunda pakize de olsa aynı şeyi yapardı. Sırf kıskanıyor diye adamı gözünün önünde tutmak için. Kadın ol da sen de öğren. Yok canım artık daha neler. Yani gerçekten şirkette çalışmaya devam mı edeceksiniz Zeynep Hanım? Ha, lütfen bana Zeynep de. Büyük görevleri hak edebilmem için daha çok çalışmam gerek. Ya tabii daha çok çalışmak lazım çok. Bak benim damatlarıma, yıllardır çalışıyorlar. Ne oldular? Ya aşk olsun anne, ne demek ne oldular? Ben koskoca bir genel müdürüm değil mi? Ben de genel müdürüm, birinci yardımcısıyım anne. İkincisi var mıydı, yok. Gerek var mı ki? Tekim ben, yeganeyim. First, bir. Daha ne? Yani daha çok çalışacaksınız, çok çok. Neyse, benim de onun kararına bir süreliğine saygı göstermem gerekiyor tabii. Yani Faruk Bey, Zeynep Hanım, mükemmel bir çiftsiniz. Değil mi? Kesinlikle öyle, bence de. Yani şimdi dışarıdan biri şu fotoğrafa baksa, bendesiniz, evet. Çok komik. Bu kadın, bu adamla gücü ve parası için beraber oluyor der. Değil mi? Der mi? Demez mi? Demez. Ama ben şu anda tamamen ikna oldum ki Zeynep Hanım Faruk Bey'e aşık. Kesinlikle. Ben size bir şey daha söyleyeceğim bakın. Bunun üzerine çok iyi bir cevap olacak. Bugün bana ne dedi biliyor musunuz? Evlilik sözleşmesi imzalamak istiyorum. Olur ha bir gün işler ters giderse, aramız bozulur ve boşanırsak, ay, bir kuruşunu bile istemiyorum dedi. Hadi ya. Evet. Kusura bakmayın, ben ayakta alkışlayacağım bunu ya. Bravo. Ben de. Bravo. Taş yapın. Bravo. Mutluluklar diliyoruz Zeynep Hanım. Aa, lütfen ısrar edeceğim ama bana Zeynep de. Daha samimi olalım, daha içli dışlı olalım. Bakın yarın öbür gün çocuklarımız bir arada büyüsün. Ne güzel olur ama değil mi?